Değerli izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok şükür ki Ramazan ayına başlangıç yaptık. İftarlarımıza, sahurlarımıza, teravihlerimize tekrar kavuştuk. İşte bu güzel bir işe başlangıç duygusundan hareketle Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, yani başlangıç suresi olan Fatiha suresi anlamı ve mahiyeti üzerinde durmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Fatiha, açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak anlamındaki fetih kökünden türemiş bir isimdir. Hatimenin yani sonun zıttıdır. Bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş manasında kullanılır. Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve bir bakıma onun ön sözü olduğu için de bu adı almıştır. Kur'an'ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sure olması yanında ayrıca namazdaki kıraat rüknünün yerine getirilmesine bu sure ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş surelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülebilir. Fatiha Suresi içimizi yani kalbimizi Allah'a açma, dış duyularımızı çevremize doğru açma amacını güder. Bildiğiniz gibi bu sure hamdin alemlerin Rabbi Allah'a ait ve mahsus olduğunu bildiren ayetle başlar. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebeplerinin başında yer alan tevhidi ifade ve ilan etmektir. Değerli izleyenlerimiz, bu ayeti Allah'ın esirgeyen ve bağışlayan yani Rahman ve Rahim aynı zamanda din gününün sahibi ve hükümranı olduğunu ifade eden övgü ayetleri takip eder. Allah'ın sonsuz merhametini ve yüce kudretini bildiren giriş niteliğindeki hamd ve sena ayetlerinin ardından bu yüce kudret sahibi karşısında insanoğlunun durumunu belirleyen ayet gelir. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.'' mealindeki bu ayetle hitap olarak üçüncü şahıstan ikinci şahsa geçilmiş olur. Edebiyatımızda iltifat sanatı denilen bu geçiş sadece edebiyat bakımından ifadeye bir incelik ve güzellik kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda kulun dindarlığı açısından da çok önemli bir gerçeği dile getirir. Çünkü kişinin mümin bir kul sayılması ilahi otoriteye kendi istek ve iradesiyle teslim olduğunu ikrar etmesine bağlıdır. İnsanın kulluğu bu otoriteyi baskı zoruyla değil, gönüllü olarak kabullenmiş olmasıyla bir anlam ve değer kazanır. Surede Allah'tan nelerin isteneceği, ayrıca istemenin usul ve adabı da öğretilmektedir. Buna göre istemenin şartları önce ne istediğini bilmek, sonra ona gerçekten ihtiyacı olduğunu belirtmek, daha sonra da onu elde etmek için yapılması gerekeni yapmaktır. Böylece gerçek dua, nimeti hayal ve arzu etmek değil, o nimete ulaşmanın doğru yoluna girmek ve o yolda sebat edip ilerlemektir. Fatiha Suresi inanan insana kesin bir düstur ve şaşmaz bir formül halinde hidayetle ibadetin önemini ve ebedi nimetin elde ediliş yöntemini bildirmektedir. Böylece sureyi okuyan mümin Allah'a kul olduğunu ifade ve ikrar ettikten sonra kendisiyle yaratıcısı arasında hiçbir aracı bulunmadan doğrudan doğruya ona seslenir. Ebedi saadete ve nihayetsiz nimetlere ulaştıran doğruluk ve dürüstlük yolunda ilahi lütfa nail olmuş iyilerin iznini takip ederek ilerlerken gazaba uğramışların, şaşırmış ve sapmışların durumuna düşmemek için Allah'tan hidayet ve yardım ister. Allah ile kul arasında bir tür sözleşme ve antlaşma olarak da değerlendirilen Fatiha Suresi, Allah insan ilişkisinin mahiyetini ortaya koyar ve bunun hangi kurallara bağlı olarak sürdürüleceğini öğretir. Ayrıca söz konusu ilişkinin tek taraflı olarak kulun gayretiyle değil, mutlaka Allah'ın hidayet ve yardımıyla sağlanacağını vurgular. Surenin ilk yarısı kulun Allah'a hamd ve övgüsünü, ikinci yarısı da onun Allah'tan isteklerini dile getirir. Suredeki ifadeler çoğul sigasıyla olup Müslümanlar için toplum hayatının ve toplumsal dayanışmanın önemini, cemaat ve ümmet şuuruyla birlik ve beraberlik içinde sırat-ı müstakim üzere hareket etmeleri gereğini ortaya koyar. Bu amaca yönelik olarak cemaatle kılınan namazda, İmamın kıraatinin aynı zamanda cemaatin kıraati yerine geçmesi Fatiha'daki bu kapsamlı ifade özelliğinden dolayıdır. Hepinizi hürmetle selamlıyor, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni bir iftar programında buluşmak üzere, hoşçakalın.